Arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kapuska yemeği yapıyorum. Güzel kış günlerinde yiyebileceğiniz sağlıklı, lezzetli bir yemek. Şimdi yemeğimizin yapılma aşamasına geçiyoruz. Tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı. Önceden doğramış olduğum 2 kuru baş soğanımı da yemeklik olarak doğradım. Onu da tenceremin içine alıp soğanlarımı kavurmaya başlıyorum. Şimdi soğanlarımızı kavurmaya başlıyoruz. Soğanlarım kavruldu sayılır. Fazla da yakmadık. O kadar ki terleme işlemi bitsin. Şimdi soğanlarımın içerisine 1 yemek kaşığı domates salçam ekledim. Birazcık da salçasını kavurayım. Ondan sonra önceden haşlamış olduğum kemikli etlerim var. Bundan suyunu dökmeden şöyle sadece et olanları tenceremin içerisine alıyorum. Eşki lahana yemeği olsun, kapuska yemeği olsun, inanın kemikle daha lezzetli oluyor. Ben kıymalı sevmiyorum. Şimdi biraz da soğanlı, salçalı kemiklerimizi bir iki çevirip onları da kavuralım. İyice lezzetli olsun. Birbirlerine iyice yedirelim şöyle. Arkadaşlar, kapuska yemeği çok sevilir. Hele de kış günlerinde. İnanın Bayburt'ta olmazsa olmaz. Genelde erkekler fazla sevmez ama şükürler olsun, benim eşim lahana türü, sebze türü yemekleri sevdiği için ben her türlü yemeği yaparım. Bayburt yemeklerinde özel bir sevgisi vardır. Şimdi bu kadar kavurduğumuz yeter. Haşlamış olduğum kemiklerimin suyunu ilave ediyorum. İsterseniz siz normal sıcak su da ekleyebilirsiniz ama ben kemiklerin suyuyla pişirince daha lezzetli olacağından kendi suyuyla. Şimdi orta boy bir lahanayı ben küçük küçük doğradım. Lahana gözünüze çok gelmesin. Çünkü lahana piştikçe inen bir sebze. Önce tenceremizin alacağı kadarını dolduruyoruz. Kalanını sonradan ekleriz üzerine. Çünkü hepsini almayacak. Şimdilik bu kadar yeter. Şimdi biz baharatını, tuzunu ekleyelim. Bol acılı dedim. Ben acı pul biber ekliyorum, 2 tatlı kaşığı. Tabi acıyı sevginize göre azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. 1 yemek kaşığı da tuz. Şimdi tenceremin altını, ağzını kapatıyorum. Kapağını kapatın. Orta dereceli ocağınızda kısık ateşte pişirin. Şimdi görüyorsunuz, kaynayan lahanalarımız inmiş. Kalan lahanamızı da üzerine dolduruyoruz. Söylemiştim size, lahana pişince, kaynayınca iner diye. Kalan lahanamızı da hepsini tenceremize doldurduk. Şimdi kapatıyoruz ağzını. Pişmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 40-45 dakika kadar pişmesi bizim için yeterlidir. Zaten kemikleri önceden biraz haşlamıştık. Şimdi yemeğimiz pişti. Sizler için önce ben bir servis tabağımı alayım. Bir tadına bakayım, nasıl olmuş, acısı falan yerinde mi diye. Arkadaşlar, bu yemeği deneyin, pişman olmazsınız. İnanın şiddetle tavsiye ediyorum. Şöyle bir tane de ortasından, etinden alayım.
Çok sıcak. Henüz kaynıyor. Ben acılı sevdiğim için üzerine tekrardan pul biber döküyorum. Evet arkadaşlar, yemeğimiz çok güzel. İnanın pişman olmayacaksınız. Deneyin. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.